Öncelikle bir özür ve bir teşekkür. Bu konuşmayı Türkçe yazdım ve bazı karakterler maalesef doğru gözükmüyor. Onun için özür ve bazı kavramlar için eğer Türkçe çok makul bir şey göremediysem İngilizcesini tuttum. Onun için de özür ama sonuçta beyinlerimizin bir error correcting kodu var yanlışları düzeltmeye muktedir. Onun için ona güvenerek devam ediyorum. Ee, en başta e, mekansız fizikçiler grubundaki genç arkadaşlara e, bu güzel etkinliği düzenledikleri için ve aralarında olmaktan e, gurur duyduğum bu güzide insanları bir araya getirdikleri için, teza Hocamızı anmak için bir araya getirdikleri için e, teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Um, şimdi, ben e, 1992 yılında e, bir lise öğrencisiydim. E, şimdi bir vakit memleketime gittim ve memleketimde bilim tekniğin bu bu, bu sayısını e, elime aldım, işte e, gördüm. Kafamın içerisinde ne kadar fizikçi olmaya karar vermiş olsam da, e, bir şekil hala hem çevremizi ikna etmek gerekiyor kendimi daha inançlı bir hale getirmem gerekiyordu. Sonuçta e, lisede kendimi çok ikna etmiş olma, edememiş olmalıyım ki ottelektroniğe girdim. E, enteresan şekilde teorik fiziği ne kadar seviyorsam bugün o kadar da çok sevdiğim o, o gün de o kadar çok sevdiğimi hatırlıyorum. Yani e, çocukluğumdan beri simetriyi hep muhteşem bulmuştum ve simetrileri hep güzel bulmuştum ve hatta çocukluğumdan beri bazı şeyleri matematikselleştirmeye çalışan bir eforum vardı. Fakat önümüzde bizi aydınlatacak, yol gösterecek insanlar göremiyordum, bulamıyordum ve kafamda yapmak istediklerimi tartışabileceğim kaynaklar bulamıyordum. İşte tam bu zamanda bu dergi elime geçti ve belki de hayatımızda benim yaşımdaki o zamanki benim yaşımdaki gençlerin atın size en doğru belki de en enteresan perspektifi verebilecek bir kaynak şeklinde elime geçti. Bu dergide Feza hocamızın 1968'de verdiği bir konuşma vardı ve ayrıca burada bulunan Ali Alpar hocamızın ve Namık Kemal Pak hocamızın yazdığı ve gençlere çok ilham verici, yön gösterici iki yazısı vardı. Şimdi benim konuşmam aslında Feza hocanın katkıları üzerine ama ilk 3-4 dakikayı buna vermek istiyorum. Çünkü önemli olduğunu düşündüm. Şimdi hocamızın bu 1968'de verdiği konuşma kendisinin teorik fiziğe, doğaya, matematiğe, güzellik kavramına ne demek? simetri ve hayata dair perspektifini benim gördüğüm yerden çok şiirsel bir dille anlattığı muhteşem bir yazı. Benim için o zamanda, bu zamanda aynı şey. Bu yazıyı okurken kafamın içinden geçenleri tasvir etmek kolay bir şey değil. Yani hala o zamanda da okusam tüylerim diken diken olduğunu hatırlıyorum. Bugün okusam hala aynı şeyi hatırlıyorum biraz daha şey biraz şey ederseniz zorlarsanız yani daha da duygusallaşabilirim bu konuda. Hani hissimi tam hatırla anlatmak zor ama kendimi sanki zühresini arayan bir tahir ya da tahirini arayan bir zühre gibi hissediyordum o zaman da bugün de. Ve Önümde ilk defa en çok aradığım, hasretini çektiğim, yapmak istediğim şeyler için ışık tutan bir şey vardı. Um, insan hayatında neler olabilir şeklinde bir soruya bir lise genci için en derin ilhamı verebilecek bir takım yazılar vardı bu sayıda. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Benim böyle enteresan bir şeyim var. Bir şeyi okudum dedimse bir kere üç kere değil. Cidden sayısını unuttuğum kere okumak anlamına geliyor. Yani böyle şeylerin başka konularda da var. Hep yani bir şeyi sevdimse eğer o benim için özel yani. Ve o zaman karar verdim. Ee, ya Fizikçi olmaya. Ee, ve e, ot Elektrik'te işte üniversite birinci sınıfın sonunda belli nedenlerden dolayı Bilkent Fiziğe yatay geçiş yaptım. Şunu söylemek istiyorum bir de e, bu yazıdaki her cümleyle o zaman e, o zamanın bakış açısı ile tamamen e, hem fikirdim şu an bakış açısıyla şu anın bakış açısı değil. Şu anın gerçekleri ile sadece bir cümleyle, bütün bir yazıda sadece bir cümleyle eee hem şu anda. Ama o zaman için o zamanın Türkiye gerçekleri için hem Şimdi e, nereden bilecek insan? Yani bunu okuduğum yıl e, 1992 idi ve şimdi 21 yıldır e, Amerika'da işte e, yaşıyoruz eşim ben çocuklarım artık işte ve 21 yıldır hiç abartısı olmadan şunu söyleyebilirim her yıl ismini en çok duyduğun Türk bilim insanı Feza Gürsey bu çok enteresan bir şey ve bu herhangi insanlardan değil ve pek çok zaman konuşmacılar yani konuştuğum insanlar ya Amerikalı ya da başka milletlerden olduğu için tabii onlar Feza Bey demiyorlar Feza diyorlar. Şöyle başlıyordu yani Feza is your fellow countryman right diye başlıyor. Yani bu ıı, memleketimizin hatırlatmasıyla başlıyorlar. Yani biz buradanız. Ve bu diyaloglar pek çok kesimden pek çok insanla geçti. Bu benim en son et, yani benim üzerimdeki etkisiyle ilgili Söyleyeceğim şey, bundan sonra fiziğe geçeceğim. Ve bu bunu söyleyenlerin içerisinde doktora öğrencileri de var, Nobel laureatlar de var, pek çok insan var. Yani mesela bir iki tanesini yazdım buraya sadece keyif olsun diye. Tam David Cross'la enteresan bir arkadaşlığımız var uzun zamandır ve akşam dokuzda bir ping pong maçı yaparken oradan seslendi. Yani Feza is your countryman, right diye başlayan böyle gür bir sesi var. Michael Dine'la mesela Slakin, Stanford'ın yemekhanesinde kaç defa konuştuğumu hatırlamıyorum artık. Çünkü da çok büyük gönül borcu duyan bir insandı. Kendisi süpersimetrik teorilere çok büyük katkılar yaptı. Ama bana dediği kariyerinin başında işte Feza ile olan bir konuşması ve en çok enfisayiz ettiği fizikte good taste nedir? Yani kavramını ilk Feza Gürsey'den duyduğunu söyledi. Başka insanlar var, Karabeli var, Bice Vardana var. Zoom üzerinden Çinli bir arkadaş direkt böyle başladı. Başka bir ortamda, perimetren Kafeteryası'nda başladı zamanında İtsak hocamla da konuşmuştum. Pierre Skivy yine öğrencisi onunla da konuşmuştuk. Ee, sonra Korkut Bardakçı yine çok güzide bir Türk fizikçisi ee, onun evine davet etmişti akşam. Ee, akşam sohbetinin büyük kısmı yine Feza Gürse'ye üzerineydi. Sadece son iki yıl bizim memleketimizden bir insan ismini daha çok duydum. Bu da ee, tamamen gerçekçi olsun diye söylüyorum hikayem. O da Cahit Harf. Ee, bunun nedeni de e, Cahit Arf'ın 1950'lerde yaptığı bir şey. İşte hem Sicim teorisinde hem e, Kitayev chain'lerin anlaşılmasında e, bu Majorana fermiyonlarının anlaşılmasında hem de iki boyutta Majorana fermiyonu olan QCD gibi teorilerde aynı anda e, ortaya çıktı hemen hemen aynı anda. Çünkü bu teorilerin hepsinde Tuhuf'tun mixed anomali denilen bir kavramı var. O inceleniyordu ve mixed anomali de çıkan e, polinomiyallardan birisinin e, arf invariantlarından birisi olduğu ortaya çıktı. Mesela benim bu Harvard'da katıldığım bir Zoom e, seminer serisi var. O seride bu sene en az en, en az beş kere ismini duydum Arf hocanın. Şimdi Um, benim feza Gürse'yi gördüğüm en güzel şekilde tas tasvir eden insanlardan birisi Freeman Dyson, e, diğeri Ed Witten. Um, bunlar standart referanslarda var. E, Dyson'ın dediği moda olmayan arayışlar, kendi yolunu çizme. E, e, Witten kendisi için e, originality, elegance ve intellectual courage şeklinde bir tasvir yapıyor. Bence çalışmalarının güzellik dolu geniş bir yelpazesi var ve bunlar diğer konuşmacılar tarafından tek tek dile getirilecek. Ben sadece tek bir yaptığı tek bir çalışma ve onun nasıl anlaşıldığı, nasıl anlaşılmadığı ve bugünkü onun üzerine bugünkü perspektif üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Bu, 1964, çok zaman önce yani inanılmaz bir şey. 50, ah, matematiğin çok iyi olmadığı anlaşılıyor oradan, 57 yıl önce yazılan bir şey Radikat ile. Bu hikayeyi ben size kısaca söyleyeyim. Bu yaptıkları şey QCD'nin kuvvetli etkileşimlerin teorisi olmasının anlaşılmasından 10 yıl önce yazılmış bir şey ve fenomenolojik bir model. Şu tahtada bir takım resimler var. Bu resimler şurada ben size bir göstereyim. Ne olduklarını birazdan söyleyeceğim tamam mı? Ama birincisi şu bu resimler işte bir, bir, bir tanesi işte Gelman'a ait vesaire ama Hadron fenomenolojisinde yani eksperiment deneysel bir takım gerçeklerin teorik olarak açıklanmasında grup teorinin bize ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ve genişletilmiş simetrilerin e, ne kadar önemli rol oluyor, a, a, alabileceğini gösteriyor. E, diğeri de e, diğer ikinci faktör e, bu genelde pek anılmayan bir faktör bu teorinin başardığı bir şey var. Ama onun ötesinde insanları çok daha önemli bir soru üzerinde çok daha derin düşünmeye itiyor. Bu soru da şu. Bayram aslında buna dair bir cümle kurdu. Uzay zaman simetrileri ve dahili internal global simetriler basit bir çarpım olmayacak şekilde genişletilebilir mi? Bu sorunun aslında iki cevabı var. Evet ve hayır. Ve ikisi ayrı durumlara denk gelecek. Ne demek istediğimi açıklayacağım. Çok iyi açıklayacağım. Umarım çok iyi açıklayacağım. Um, şimdi e, o zaman anlaşılan mezonların ve baryonların spektrumunda bir SU3 e, tat ya da flavor simetrisi denen bir yapı var. Bir de e, Lorenz grubunun e, ya da Poincaré grubunun Lidl grubu şeklinde ortaya çıkan SU2 spin bu e, um, standart Little Group Classification'ın sınıflandırılmasından gelen bir şey. Ve bunlar o günlerde kendisini daha yeni göstermekte. Bu yandaki fotoğrafta üç tane aslında SU3'ün reprezentasyonu var. Spin 0 reprezentasyonu mezonlar için ve spin 1 bölü 2 ve spin 3 bölü 2 baryonlar için. Bu şuradaki iki tane figür. Bu o gün için muhteşem söyleyeceğim şey o gün için muhteşem bir öngörü. Ee, ve çok e, hoca eee Feza hocamız işte bunun aslında altı genişletilmiş bir simetri olabileceğini öngörüyor. Eee SU6 gibi. Çünkü SU2 çarpı SU3 onun eee grubu. Ve SU6'ya çıkardığınızda ne geliyor işin içine? Teorinizin çok daha güçlü bir e, prediktif power var, gücü var. E, bu önemli. Yani mesela bazı şeyleri bilmesek de, kütleleri bilmesek de, bazı kütleleri tahmin edebiliyoruz. Mesela Gelman Okubo gibi formüller, bu tür e, düşüncelerden çıkıyor. E, bu aslında, bu buradaki figür aslında Feza Hocanın felsefesinin bir parçası bence. O da şu: Doğayı en derin seviyede anlamaya çalışırken, matematiğin güzelliği ile doğada gördüğümüz şeyin tam matematikle yüzde yüz örtüşmeyen yapısını birleştirmeye çalışması. Bu insanlığın kolektif bir efortu ve Feza Hoca'nın en çok hayatında belki de e, önemsediği şeylerden birisi. Ve hocamız bu makalede SU3 ve SU2'nin aslında yaklaşık olarak SU6 e, simetrisinin bir iz düşümü olduğunu söylüyor. Şimdi bu diagramla koydum, slaytları da gönderebilirim gençler bakabilirler. Şurada resme iyi bakarsanız aslında hoca kütleleri falan da yazmış. Aslında oradan su altının nasıl geleceğini düşünüyor ve nasıl küçük bir şekilde kırılabileceğini düşünüyor. Kütlelere bakarsanız aslında bunun exact kesin bir simetri olmadığını biliyor, sadece yaklaşık bir simetri olduğunu öngörüyor. İşte bu makale. Ee, bu da dediğim gibi hocamızın en, en en enteresan yönlerinden birisi. Asla tamamen formal bir insan değil. Bir ayağı tamamen fizikte. Ama fiziksel gerçekliği matematiksel güzellikle birleştirmek gibi bir çabası var. Bu özellik şu andaki zamanda da geçmiş zamanda da çok az insanda vardı. İnsanlar iki uç limite geçmeyi çok daha kolay buluyorlar. Ama benim kendi bakış açımda doğa bu iki limit arasında bir şey. Belki e, hocamdan etkilendim. Şimdi yaptığı diagramlardan sadece bir tanesini bir örnek vereceğim. Orada e, şurada gördüğünüz bir e, şurada mesela e, işte e, SU3'ün edge joint'i var. Spin 1 bölü 2 ve e, spin 3 bölü 2 ve SU3'ün 10 boyutlu bir reprezentasyonu var. Bunları bir araya getirirseniz e, böyle 56 diye güzel bir sayı buluyorsunuz. 56 sayısı aslında SO6'nın işte 3 indeks simetrik reprezentasyonu. Ne güzel. Ve buna e, bu yapı aslında yaklaşık simetri. Bunun hoca böyle olduğunu biliyor. Daha sonra, yıllar sonra, belki 30 yıl sonra e, bu QCD'nin teorisi tamamen kurulduktan ve QCD'nin limitleri iyi anlaşıldıktan sonra S-U-N color n'in sonsuza gittiği limitte bu, bu formülü aslında türetebiliyoruz. Yani bu formülün doğru olduğuna dair bir şüphe yok. Fakat şimdi dediğim e, muammaya, e, konondruma geleyim. Uzay zaman simetrileri, ileri ile dahili simetriler basit bir çarpım olacak olmayacak şekilde bir teorinin, bir kuantum alan teorisinin simetrisi olabilir mi? Daha doğrusu esmetriksin o zaman için. Bu soruyu belki Feza Hoca kendine de sormuştur ama yazılı literatürde tamamen Feza Hoca'nın Radikati ve yazdığı bu yazı ve Sakita'nın makalelerinden ilham alarak Coleman ve Mancula soruyor. Ve şöyle bir cümleyle başlıyor Coleman ve Mancula'nın makalesi şunu ispat ediyoruz. Impossibility of combining space time and internal symmetries. Bu çok agresif bir cümle bence. Şurada güzel bir cümle var. İşte bu Poincaré ve Lie grupları ayrıktır diyor. Bu ikisinin birleştirme olasılığının olduğu çok dazzling, muhteşem bir kelime yani. su 6te birleşme olasılığının olduğu bu makalede öngörüldü diyor. Ama sonra diyor, bunu bunu daha rasyonel bir hale sokmaya çalıştığınızda, işte ne bileyim teorisini kurmaya çalıştığınızda, disasterlar elde ettiğini söylüyor Kolman. Şimdi önce Kolmanla ilgili bir iki şey söyleyeyim. Bu aslında Kolman'ın makalesi. Bu Kolman'ın mancılati. Teoremi olarak adlandırılıyor ve kuantum alan teorisindeki en önemli teoremlerden birisi. Aslında teoremin kendisinde loophole'u var, boşluğu var. O da mesela her, pek çok insanla uğraştığı süpersimetrik teoriler bu teoreme uymuyor. O da işte e, Hagg, Lopatinski, Sonius teoremi olarak anlıyor. Fakat benim gördüğüm kaynaklar enteresan şekilde şöyle ele alıyor konuyu. Baktığınızda bu kolman e, mancula nereden geldiğini düşünmek yerine ve e, direkt teoremi yazıyorlar. Neden Coleman Mancula bunu düşündü sorun, sorusunun cevabını hiç, hiç kimse yazmıyor hemen hemen. Yani bu Coleman Mancula'ya gökten inmedi ve gördüğünüz gibi ikinci referansta, pardon birinci referans direkt Sakita Gürsey Adikati. Şimdi Hocam çok Aa, özür dileyerek bölüyorum. 20 dakikaya yaklaştık. Haberiniz olsun istedim. Eee toparlanmaya. O benim e, standart tamam. Standart sorunlarımdan birisi. Hemen. Sağ olun. Ne kadar dakikam var bana söyle ona göre e, Yani 15 dakika geçtik. 3 dakika kadar bir 2 dakika da toparlarsam. 2 tamam. dakika çok bile. Şimdi aslında Kolman'ın Mandolla'ya bakarsanız sanki bu SU6 fikri yanlışmış gibi duruyor. Ama aslında SU6 fikri doğru. Bunu da insanlar çok daha sonra gösterdi. Bazen Kolman'ın e, kelime seçimleri esprili ve anekdot gibi ama bazen de iğneleyici ve yanlış tasvir edici benim bakış açımdan. Benim kişisel tecrübem buydu. Um aslında Coleman egzak simetrilerden konuşuyor. Peza Hoca approximate simetrilerden konuşuyor. Burada bir takım makaleler koydum. 2009'dan e, hepsi SU6'da hemfikir. fikir. E, şuradan Lebed'in bir makalesini koydum. Yine bu doğru diyor. E, fakat enteresan şekilde bu SU2N ya da so 6 flavor simetrisinin kuantum alan teorisinden türetilmesi olan makale Feza Hoca'nın makalesine referans vermiyor. Onu pas geçiyor. Ama bazı insanlar mesela burada Rab Jaffe'den bir örnek verdim. Şey diyor işte bu bu so 6 is best known for in the context of Gürsey's old so 6 Bu şey yani çok hoş bir referans. Yani o kadar standart ki artık çok referans bile çok ıı, rutin bir şekilde verilmiş yani zaten Gürsey'in kurduğu bir şey şeklinde anlatılıyor. Şimdi bu simetrileri konuşmamın neredeyse sonuna gittim. Bu tür simetrileri e, yakın zamanda e, mesela flavor simetrileri çok enteresan yapmak işler yapmak için kullanılmaya başlandı. Mesela benim e, kendi kendim e, research'ümden bir örnek vermek istiyorum. İşte bu 2012'de Gerald Tan'la başlattığım bir Resurgence in Quantum Field Theory diye bir program var. Ve orada çok enteresan bir kavram kullandım. O da şuydu, işte normalde partition functionlarda işte faz geçişleri falan gözlenebilir. Ama bir şurada yazdığım symmetric graded partition function, yani genellenmiş partition functionlar falan kurarak işte bu tür faz geçişlerini engelleyip teorileri daha iyi anlamanın yolu var. Buna girmeyeceğim. Bu da son slide'ım. Şu anda simetri ile ilgili neler oluyor? Bunu söylemek istiyorum. Simetri ile ilgili çok şey oluyor. Öncelikle bu e, Feza Hoca'nın zamanındaki bahsedilen simetrilerin hepsi zero form simetrilerle ilgili. Şu anda higher form simetriler çok ilgi çekiyor. Çok iyi nedenleri var. Çünkü pek çok yerde teorilerin daha derin anlaşılması için çok değerli. Mixed anomaliler, işte hayır gruplar, hayır simetrilerden çıkan hayır gruplar ve non-invertible simetri denilen bir kavram ve bu simetrinin topolojik orijinine giden bir kavram. Bunlar birbirinden güzel yapılar. Sadece işte Feza Hoca'nın bize bıraktığı miras ve düşünme şeklini anarak bitirmek istiyorum. Şimdi yani bu bakış açısı ve miras dediğim şey şu anda teorik fizikte doğaya bakış açımızda bugün için bile doğayı matematiğin ve fiziğin metotları ile anlama eforumuzda en önemli faktör. insanlık için en önemli faktör. Senin, benim ya da birkaçımız için değil, herkes için Hocamız çok bağımsız ve kendi yolunu çizen bir insan. Kendi yolculuğunun her kısmını kendisi çizen bir insan. Bunu başarmak bence çok zor ve çok pratik değil. Onun için her jenerasyonda da bunu başarabilen çok az insan çıkıyor. Ama bize verdiği mesaj evrensel bir mesaj. İnsan dünyanın neresinden olursa olsun sonuçta meraklı bir canlı. Anlama isteğinin sonu yok. Bu yolculuğu birileri yapacak. Yani ya içindeyiz bu çemberin ya da dışında. Böylece bitireyim. Çok teşekkürler.